Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kurabiye sevenler için çok az malzemeli, çok lezzetli, ağızda dağılan çok da pratik bir tarif olacak. E, pişme süresi de çok kısa. O zaman hemen malzemelere geçiyorum. 4 tane malzemem var. Yarım su bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı tepeleme un. Bir de bir su bardağı fındık unu kullanacağım. Yani çekilmiş fındık kullanacağım. E, aktardan tatlı süslemek için biraz iri çekilmiş fındık istemiştim. Ama o böyle un haline getirmiş sağ olsun. Bana bunu verince ben de bu kurabiyeyi yapmak istedim. Çok sevdiğim bir kurabiye. Deneyince gerçekten göreceksiniz. Hem kıvamı harika hem de tadı. Fındık seviyorsanız bunu da seveceğinize eminim. Ağızda dağılan yumuşacık harika bir kurabiye oluyor. Hemen yapılışa geçeceğim. Fındık ve pudra şekerini bir kabın içine alıyorum ve sıvı yağımı aktaracağım içine karıştıracağım hepsi birbirine geçip homojen bir kıvam alana kadar sıvı yağ yarım çay bardağı dedim ama ben böyle yarım çay bardağından çok az eksik koydum çünkü kıvamına göre ileride ekleyeceğim birazcık daha onu da göstereceğim çok fazla yağlı olsun istemiyorum şimdi fındık pudra şekeri ve sıvı yağ güzelce karıştırıyorum karıştıktan sonra unumu ekleyeceğim ama unu da yavaş yavaş ekleyeceğim bir tepeleme su bardağı dedim ama bundan e, bir tık fazla ya da bir tık az olabilir. O yüzden yavaş eklemekte her zamanki gibi fayda var. Önce unumun yarısını koyacağım. Şöyle biraz karıştıracağım. Aktara önce kızmıştım. Nasıl bana böyle ince fındık çekti diye ama gerçekten bu kurabiyeyi hatırladım ve hemen yaptım. E, çok sevdiğim için sizlerle de paylaşıyorum. Seveceğinize eminim. Çünkü hem ee, yapma süresi çok kısa hem de o kadar lezzetli oluyor ki deneyince bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Böyle yavaş yavaş un ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Bütün unumu ekledim. Gördüğünüz gibi şu an kum gibi bir kıvamı var. Hiç toplanmıyor. Eğer böyle olursa sizi korkutmasın dediğim gibi birazdan şöyle bir tık sıvı yağ ekleyeceğim. Çok fazla değil. Şöyle azıcık bir yemek kaşığı kadar hatta o kadar bile değil. Bu aşamada böyle yoğuruyorum ve kıvamına bakıyorum. Elime yapışmayan, böyle oldukça yumuşak, şekil verilebilecek bir kıvama geldiğinde artık tamamdır. Şekil verebilirim. Bu arada fırınımı alt üst ayarda 160 derecede ısınması için açtım. Önceden ısıttığım fırına vereceğim kurabiyelerimi. Şöyle bir kelepçeli kalıbımın altı var. Tepsi olarak onu kullanacağım. Çünkü büyük bir dondurma kaşığı kullanacağım için az çıkacak kurabiyem. O yüzden çok geniş bir tepsiye ihtiyacım yok. Şöyle yağlıyorum tabanını yapışmasınlar diye. Ondan sonra artık şekil vermeye geçeceğim. Ben şöyle bir dondurma kaşığı kullanıyorum. Bunun küçük boyları da var. İsterseniz onu da kullanabilirsiniz. İsterseniz elinizle de şekil verebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben çok seviyorum ama dondurma görüntüsünü kurabiyelerde. Bu kurabiye de e, çok yakıştığını düşünüyorum. O yüzden bununla şekil veriyorum. Böyle tek tek alıp elimle düzeltip koyacağım tepsimin üstüne. Pişme süresi de çok kısa ısınmış fırına verdiğinizde 10 dakikada pişiyor. Rengi değişmiyor. Aynı kalıyor. O yüzden pişmedi zannetmeyin. Ve 10 dakikanın sonunda fırınınızı kapatın. Kapağını da açmayın. 5 dakikada fırın kapalı şekilde kapağı da kapalı içinde bırakın. 5 dakika içinde dinlensin. Bu aşamada ellemeyin. Daha sonra çıkarıp soğutun. Kurabiyelerimin hepsini alıyorum. Tek tek tepsime dizmeye devam ediyorum. Dokuz tane çıktı bu arada benim verdiğim ölçüyle. Dilerseniz tabii ki iki ölçü yapabilirsiniz ama dediğim gibi daha küçük bir şekil verecek kaşık kullanırsanız daha fazla çıkacaktır ya da elinizle yaparsanız. Hepsini yaptım. Artık fırına gitmeye hazırlar. Fırına veriyorum. Ve 10 dakika sonra da fırınımı kapatmak üzere saatime bakıyorum. Fırındaki de hali de böyle hiç değişmedi gördüğünüz gibi. Ne şekli ne rengi. 10 dakikanın sonunda fırınımı kapattım. 5 dakikada içinde bıraktım. Ondan sonra çıkarıyorum artık. Çıkarır çıkarmaz ellemeyeceğim. E çünkü biraz yumuşak oluyor ilk çıktıklarında. O yüzden dağılabilir. Şöyle dokunmaya bile korkuyorum şu anda. Bir böyle 5-10 dakika daha soğumasına izin verdikten sonra şöyle bir spatula yardımıyla tabağa aktaracağım. Ondan sonra servise hazır hale gelecek. Önemli olan püf noktalarının hepsini söyledim. Çok sıcakken dokunmayın, mıncıklamayın lütfen. Çünkü yumuşak oluyor. Soğudukça sertleşecektir. Bu sizi korkutmasın. Şöyle hepsini servis tabağıma alıyorum. En sonunda size kurabiyenin kıvamını da göstereceğim, tadına da bakacağım. Görüntüsü bence muhteşem. Tadını gerçekten abarta abarta bitiremedim belki ama abartılacak kadar var. Deneyenler görecektir. Deneyenlerden yorumlarını mutlaka bekliyorum bu arada. Şöyle bir tane kenara ayırmıştım göstermek için. Bakın elimle. Daha böyle sıkar sıkmaz hemen dağılıyor. Gerçekten ağızda dağılan bir yapısı var. Fındık seviyorsanız ısrarla tavsiye ediyorum denemenizi. Tadı gerçekten muhteşem. Hoşunuza gittiyse videomu beğenmeyi unutmazsanız kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Instagram'da da happy food tadıyla takip edebilirsiniz beni. Yeni tariflerde görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.